Sertaç, iyi akşamlar. Hoş geldin. Selamlar. Nasılsın? Selamlar. İyi. İyi valla İyiyim fena değil. ben Senden ne de. var ne yok? Nasıl Arkadaşlar keyifler? hisseleri yazmaya başladılar zaten. Ses yok diyorlar ama bir tek herhalde Ahmet Bey siz ses yok dediğinize göre muhtemelen sizle alakalı bir sıkıntı olabilir. Ben Sertaç'ı duyuyorum. O da beni duyuyor zaten. Hisse konuşacağız. Evet ama şöyle her zaman yaptığımız gibi piyasadaki rakamlara bakalım. Bugün biraz yüreklerimize umut serpildi demiş Tolga Bey. Umarım bu dönüş hepimizi kurtaracak dönüştür. Normalde Sertaç senle yayın yaptığımızda nasıl oluyordu piyasa? Yangın yeri oluyordu. Bugün ben de şaşırdım ama bugün sıra bende değildi galiba. Başkasının sırasını devraldım. Ondan kaynaklı biz Olsun, fake güzel atmış olduk biraz. güzel Piyasa oldu. farkında değil konuların. Dolar böyle yavaş yavaş da olsa yükselmeye devam ediyor. 19-14 seviyesinde. Euro 20.80'e yaklaşmış durumda. Parite 1.0835'te. Ons altın 1965 dolarda. Brent 79 dolara yaklaşmış durumda. Borsa İstanbul biraz önceki arkadaşımızın dediği gibi güzel kapattı. %2.74 yukarıda 4.943'den tamamladı günü diyorum. Sözü sana bırakıyorum. Hisseleri de not ediyorum ben bu arada. Ya ben aslında kabahatleriyle şunu söyleyeyim. Artık çok sıktı bu konu ama hala aynı üçgenin içindeyiz. Aslında bu üçgenin içerisinde kaldığımız sürece bu tarz çöküşlere ya da bu tarz yükselişlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Kabaca özetlemek gerekirse yukarıda 5.500 vardı. Altta 4.700'ümüz vardı. Hatta 4.400'ümüz vardı. Böyle bir 1.000 puanlık bir sıkışıklığımız vardı. O gitgide daralıyor. Bunun içerisinde de hareket etmeye devam ediyoruz. Şimdi yukarıda 5.500'ü kıramadığımız için aşağı gelmiştik. Aşağıda tekrar 4.700'lere yakın 4.800'ün hemen altından döndük. Tekrar bir yukarıya dönüyoruz. Bugün 4.880'lerin üzerinde kapanması bence çok önemli. Bu en azından bir tekrar yukarıyı deneme iştahını gösteriyor gibi gözüküyor. Fakat dediğim gibi daha üçgenin içindeyiz. Hani elimizde kağıt var. Birçok yatırımcı hala zararda bekliyor. Bu yüzden çok ciddi bir coşku yok. Birçok yayında bunun altını çizerek söylüyorum. Bir de şey sorununu ben genelde hem Instagram'dan hem Twitter'dan hem genelde telefonda konuştuğum yatırımcılarda hep aynı sorunu görüyorum. Bir konjonktürü orta uzun vade konuşuyoruz ama çok kısa vadede ya değişti mi hemen satalım mı bu konu bitti mi iyi konuşmaya başlıyoruz. Bu kadar kısa sürede karar verilecek bir dönemden geçmiyoruz. Yani geçen seneki o coşkuyu bekliyor yatırımcı ben bunu anlıyorum. Ama esas asimetrik olan geçen seneki Eylül, Ekim, Kasım o dönemki ralliydi. O çok fazlaydı. Bu seferki de çok bıktırıcı bir bant hareketi ama gitgide daralıyor. Ben orta uzun vade içinde hatta günlükte böyle bakarsa yatırımcılar teknik olarak belki endeksin özellikle Nisan ayında biraz daha rahatlayıp Nisan Mayıs'ı seçimi ayrı tutuyorum. Piyasa zaten belirsizliği sevmediği için de buradaki satışları bir miktar görüyoruz. Onu ayrı tutuyorum ama bir ters omuz oluşma durumu da var. Bu da yükselişe destek olabilecek bir formasyon. Çok güzel geldi. Buraya kadar da devam edecek gibi. Eğer buradan tekrar yukarıya bir hareket görürsek, ters omuz oluşumuz da çalışırsa bu sefer 5.400'e doğru belki tekrar bir düzeltme gelir. Buradaki kritik seviye 4.700. 4.700'ün altında kapatmadan bandın içerisinde devam edeceğiz. Kağıt kağıt konuşuruz. Gene düşüşlerin alış fırsatı olduğu orta uzun vade hareket yapabileceğimiz dönemleri göreceğiz. Ondan kaynaklı kağıtlar üzerinde değerlendirmeyi yaparız ama bu üçgenin içinde kalacağız ve bu tarz hareketlere hazır olacağız. Ben hep söylemeye çalışıyorum. O yüzden biraz da vadelere dikkat ederek Peki, kağıtlara yönelmek başlayalım de o zaman yarar. hisselere. İlkay Hanım Tabii Bey mi tabii. göremediğim için öyle söyleyeyim. Astor var. Astor'la başlayalım. Evet, son dönemin en favori kağıtlarından biri oldu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çok sert halka arzından sonra çok sert bir yükseliş. Aslında Astor'u biraz kısaca özetleyeyim. Ucuz halka arzı olan bir kağıttı. Çok güçlü bir kağıttı. Ben Eder'in bu hani bir sonraki fiyatlamalarıyla birlikte 80'lere doğru yakınsamasını bekliyordum ki 70'leri hani 60'ın biraz üzerinde 60-70 arasından düzeltme hareketine girdi. Bu da çok normal. 12'lerden 10-12 buçuklardan geldiği seviye neredeyse 6 katı. 5-6 katı kadar burada bir dinleniyor. Ya burada şöyle bir durum var. Bugün de bence bunu gördük. 50'nin altında Astor ucuz diyor. Yani 50-40 arasında bu kağıt tekrar toparlanıp yukarıya doğru bu gelecek kap haberleriyle ve geleceği fiyatlanabilir. Yani bu kağıdın aslında geleceği fiyatlama hikayesi 40-50 arasında alınıp çünkü şu anki eder değil aşağı yukarı buralar.
Buraların üzerinde de bundan sonraki hem enflasyonist hikaye hem gelecek haber akışı, hani bugünkü kapları da genel olarak yorumlayayım. Bu haber akışı devam ettiği sürece bu kağıtta orta uzun vadede yukarı eğilim devam edecektir. Sadece ben daha önce de söyledim. Hani 60'ların üzerinde alalım mı diye bir önceki yayında konuşmuştuk. Zaten hedefim 80. Hani buralarda bir dinlensin, biraz daha marj açılsın, öyle bakalım diye konuşmuştuk. O yüzden de sanki böyle 50'nin altılarına gelirse ya da işte 50 civarlarına yakılırsa 50-80 arasındaki marj biraz daha tabii ki iştah kabartıcı. Dediğim gibi büyüme potansiyeli olan ve orta uzun vadede devam edecek sektörlerden ve kağıtlardan biri. O yüzden de Peki dikkat etmeye Galata Group devam var. edeceğiz bu kağıda. Gene enerjiden gitmişiz. Ben bu sene potansiyelin altında kaldığını düşündüğüm kağıtlardan biriydi Galata Wind. Üzerindeki baskı hala devam ediyor. Burada önemli olan kısım şu: elinizde varsa 16-20'nin 25'in altında kapatmadan taşımaya devam edin. Ben hala çok ucuz olduğunu düşünüyorum. Yani 20'ni 20 seviyesinin üzerine bir atabilseydi 24'lere doğru bir rally bekleyecektim. Hani böyle kısa vadeli bir %20'li hareket bekleyecektim ama üzerindeki toprak henüz atılmıyor. Elinizde varsa 16-20'nin altında stoplamak üzere taşımaya devam edin. Elinizde yoksa 20 geçildikten sonra daha rahat alırsınız. Ben böyle portföyün ufak bir köşesinde gene de Galata Wind bulunduruyorum. Çünkü dediğim gibi benim için ederi bu kağıtı 22-24 arası. Oraya bir zaman geleceğini düşünerek ufak bir köşede tutulabilir diye düşünüyorum ama çok fazla kağıt var. Hani zaman ayırmak biraz zor olabiliyor ya da para ayırmak biraz zor olabiliyor bu tarz kağıtlara. O yüzden de 20'nin üzerinde Peki. Bir rahatlayacağı arkadaşımız unutulmaması demiş ki lazım. dün benim listemi sormadın. Bugün de ben sormuyorum, size protesto ediyorum. Lütfen yazın ya, protesto etmeyin beni. Pegasus var. Şimdi havacılık sektörü mutlaka elinizde olsun. Hani bir model bir portföy yaparken orta uzun vadede özellikle yaz aylarında ben havacılıkta ciddi hamleler bekliyorum. Şimdi Pegasus geçenlerde yaptığı açıklamayla da zaten kapasite artışının da ne kadar olacağına kadar söyledi. Bu ciddi bir potansiyel katacak. Yeni uçaklar, kapasite artışı, attıkları adımlar, yönetim. Bence çok değerli bir şirket. Orta uzun vade elinizde bulunsun. 500'ün altına her sarkış alış fırsatı. Ben bu senenin içerisinde 600 ve üzerinde bir seviyelerde Pegasus bekliyor olacağım. Bir düşüş eğilimi var. Bu da çok normal olarak var. O yüzden de hani düşüşler alış fırsatı olmak üzere orta uzun vade Pegasus eğilim devam ediyor. Hem içinde bulunduğu dinamiklerden kaynaklı sektörden bir bu güç alacak. Hem de zaten kapasite artışı ve şirket yönetiminden kaynaklı yukarı hareket devam edecek. Hani Pegasus'la birlikte Türk Hava Yolları da TAV da bunlar pozitif etkilenecek kağıtlar. Özellikle doğrudan tamam havacılık kağıtları böyle doğrudan uçuş yapan kağıtlar Osman Bey, çok daha dön pozitif dolaş etkileniyor hangi konuda. hisseler diyorsunuz? Zaten sorulan hisseler aynı. 500 tane falan hisse var zaten. Mecbur onları konuşuyoruz. Hemen bakıyorum. Miatek var. Tamam bakalım. Niyetek aslında sert yükselişinden sonra düzeltmesini yapmış. Şimdi dinlenme aşamasında. Ben 100 seviyesini koruyup buralardan destek alabilirse yukarı eğilimine 125'lere doğru bir atak belki üzerinde kapatırsa daha yukarısını bekleyeceğim. Bunun nedeni şu: iyi bir bilanço. Bilanço yanlısı istikrarlı mı olacak? Bundan sonra bunu göreceğiz. Aslında bu kağıdın kaderini biraz burası belirleyecek. Hikaye içerisinde 125'in üzerine giderse çok daha rahatlar. Kısa sürede, kısa vadede de önce yüzlerin üzerinde kapatması kritik, sonra da 87,5. Hani orta uzun vade bu iki desteğe dikkat ederek alım yapıp yukarılar beklenebilir. Hani sektörel olarak baktığınızda yukarı gitme potansiyeli olan sektörlerden biri. Ben aynı sektörde farklı kağıtları tercih ediyorum ama bu da dediğim seviyelere dikkat Peki, ederek alaka var. taşınabilir. Osman Bey, yazın lütfen Alakaya sorduğunuz hemen hisseyi, bakalım. sorayım olur mu? Görmedim çünkü. Şimdi Alarko şöyle, yani çok teknik değerlendirmeye gerek olmayan, işte vade içerisinde taşımamız gereken kağıtlardan biri. Ya ben yatırımcı sunumudur, destekleridir, işte kağıdın içinde bulunduğu durumdur. Bu yüzden mutlaka holdingin yönetim tarzıdır. Ben bu kağıdın 3 haneli yerlere gitmesi gerektiğini, bundan sonraki süreçte de yapacağı yatırımlarla oraları görmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden orta uzun vade tekniğine bakmadan bu kağıdı içeride tutuyorum. Gene bence gene aşırı ucuz seviyelere geldi. Ha burada görünce 60'ın altındaki kapanışlarla bozulur. 60'ın altındaki bir kapanış yaparsa bu dediklerime biraz daha böyle bir tedirgin izlemeye başlayacağım ama
Ben portföylerin bir köşesinde birebir görüştüğüm yatırımcılarda özellikle biraz alarko atalım. Bundan sonraki süreç onun dönemi olabilir diyorum. O yüzden böyle bir fon kağıdı gibi düşünün bunu. Çok kısa vadeli tedirginlik yaratmayacak şekilde ufak ufak toplayıp hep köşede Üç alarko gündür tutmakta Ulusoy yarar var. Elektrik diyormuş Osman Bey. Ben ilk defa gördüm ama. Bakalım o zaman. Ya çok da konuştuğumuz bir kağıt değil. Hani çok da sorulan bir kağıt değil. Çünkü bir sert bir yükseliş hareketinden sonra aşırı sert bir satış hareketiyle görülüyor ve şu an ciddi anlamda bir dökülme mevcut kağıtta. Şimdi kısa vadeli şunu söyleyebilirim. 129'lu seviyeler önemli destek bandı. Daha önceki yatayda bağladığı seviyeler de yaklaşık buralardı. Onu öncelikle söyleyeyim. 129'un üzerindeki kapanışlar nispeten burada bir destek alayım, tekrar bir reaksiyon yapayım. Bu çok sert yükselişe bir tepki yapayım hareketi. Şimdi buradaki ana konu şu, inanılmaz sert bir yükseliş. Bundan daha sert bir düşüş var. Bir yerde mutlaka bir taban yapması lazım. Yani şu an elinizde yoksa zaten uzak durun bu kağıttan. Yani çok net söyleyeyim. Elinizde varsa da 129 kırıldıktan sonra gene sıkıntı olacak. Yani bir taban yapıp mutlaka yukarıya reaksiyon göstermesi lazım. Daha o tabanı da yapmış durumda değil teknik olarak. O yüzden biraz daha izleyip o tabanın yapması gerektiği kanaatindeyim. Önce o yataya bağlasın, bir sakinlesin. Ondan sonra Peki zaten alış konuşmamız sen gereken var. kağıtlardan biri. Hemen bakalım. Şimdi Aksan yurt dışı operasyonlarından kaynaklı çok ciddi yara alan kağıtlardan biri. Yani yara derken şöyle, beklendiği kar yok. Geçen seneki karlılıklarından düşüş, teler ve devam edecek. Yani bu senenin aslında hikaye yazamayacak enerji kağıtları potalarından biri. Bunu köşeye yazıp koyabiliriz. Şimdi gene burası da biraz önce söylediğim gibi daha önce 30'lu seviyelerin üzerine geçerken uzun süre burayı deneyip kıramamıştı. Ondan sonra kırdıktan sonra da çok sert şekilde 55'lere kadar, 50'nin üzerine kadar bir atak yapmıştı. Şimdi aşağı gelirken bu seviye test ediliyor. Çok kritik bir nokta. 30'un altında kapanışlar gelirse bu kağıt aşağı doğru devam edecektir. Ederi bu mu? Değil. 30'un altında kapatmaması lazım. Hani çok daha net yukarıda bir hareket olması lazım. Buranın taban olacağını düşünüyorum. Alır mıyım portföyü? Çok iyi bir şirket olmasına rağmen dediğim riskten kaynaklı birçok da ucuz kağıt olduğu için biraz Peki daha bir onlara önce yönelmeyi konuştuğumuz tercih ise ediyorum. Ulusoy Elektrik'ti. Şimdi Akseni konuştuk. Şimdi de Ülker var. Ülker bu sene bayağı konuştuk. Bayağı da birçok yatırımcının hem canını yaktı hem sevindirdi. Enteresan bir dönem geçiriyor. Ya Ülker'de şimdi şöyle bir şey oldu. Çok ciddi borçluluk sorunu yaşayan bir holdingden, bir şirket yapısından bahsediyoruz. Hani gıda sektörünün içerisinde ciddi bir borçlulukla yönetilen bir şirketti. Şimdi kısa vade 35'in altında kaldığı sürece baskı devam ediyor. Bu borçluluğu tam çözdü. Artık üzerindeki ölü toprağını attı dediğimiz yerde çok sert bir yukarı hareket geldi. Ondan sonra da teknikte oluşan omuz baş omuzla birlikte de net bir şekilde böyle 20'li 30'lu seviyelerin altında destek bulup tekrar bir tepki yapmaya çalışıyor. Bunun devam edebilmesi için mutlaka 35 üzerinde bir kapanışa ihtiyacı var şu an. 35 üzerinde kapanış yapmadığı sürece bu eğilim tekrar yukarıya alış hareketine, alış rallisine dönüşmeyecek. O yüzden ben orayı takip ediyorum. Portföyünüzde varsa taşıma devam edilebilir. 27,5'un altında net 2-3 günlük kapanış yapmazsa trend değişmiyor çünkü. Biraz daha oralara bakabiliriz. 35'in üzerinde de net kapanış yaparsa bundan sonra çok daha rahat tekrar bir an önce gördüğü zirvelere doğru hareketlilik yapabilir diyeceğim. Çünkü hem tekniğini temizlemiş olacak hem bu borçluluk yapısıyla ilgili belki olumlu haberler gelirse burada da destek görülebilir. Dediğim gibi 35 üzerinde net bir kapanış gerekiyor. Benim tekrar kağıda Ahmet gönül Bey, rahatlığını az alın sonra diyebilmem konuşuldu için. bu arada. Doğuş Oto var. DOAŞ geçen haftalarda en tartıştığımız kağıtlardan biriydi. Ben çok beğeniyorum. Başta onu söyleyeyim. Portföyde olması gerektiğini, özellikle bu seviyelerin ucuz olduğunu düşünüyorum. Şimdi Mart ayı rakamlarına da ulaşacağız. Bundan sonra muhtemelen çok iyi bir çeyrek getirecek, çeyrek bilançosu getirecek. Geçen sene zaten efsane bir yıl geçirmişlerdi. Bu sene üzerine koyarak çarpı 2 ile devam ediyorlar. O yüzden yukarı hareket olacağını düşünüyorum orta uzun vade için. Yani buradan aldık kağıt 124'e döndü. Stoplayalım mı? Stoplamayın. Yani benim öyle bir trade önerim yok bu kağıtta. Bu kağıdı alıp bu seviyelerden taşıyın derim. Ortak olun bu şirkete. Bu tam bir yatırım kağıdı bence.
bir hani tekrar altını çiziyorum. Evet, yaptıkları birkaç önceki hafta ki hareket çok hoş değildi. Hani biraz böyle hepimiz de tadını kaçırdı. Zaten kağıdı ucuzlatan hareket de bu oldu. Eğer o sizi rahatsız ediyorsa almayabilirsiniz. Ama bir yatırımcı gözüyle, daha doğrusu bir profesyonel gözüyle baktığım zaman bu seviyeler bu kağıt için ucuz. Bu operasyon çok daha Bir iyi yerde olması lazım. haftam Orta uzun vade taşımanızı önereceğim kağıtlardan biri de bu. Enteresan hikayesi olan şirketlerden biri Ahlatçı grubu ve yeni halka arz oldu. Diğer halka arzlar gibi de hareket etmedi. Biz halka arzlardan tabii şeyi bekliyoruz. Ben hiç unutmuyorum, bir önceki şirketimde bir öğrenci arkadaşım arayıp abi 1'e 5 var. kazandıran bir şey varmış, ondan alabilir miyiz demişti bana. Bizim halka arza bakış açımız biraz bozuldu. Yani bu çok normal bir bakış açısı değil. Ahlatçı bunun tam tersi bir hareket yaptı ve aslında çok kastırarak söylüyorum ama yükseliş eğilimi gösterecek bir grafik çizmeye başladı. Bence orta uzun vade için portföyünüzde çok büyük bir yer kaplamamak kaydıyla köşede bu kağıdı tutabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben böyle önerebileceğim, hani ya bu kalsın, bu ederinin altında ve halka arzdan sonra hareket etmedi Peki. diyeceğim iyi kağıtlardan biri açıkçası. Ahlatçıdan önce hangi kağıdı konuştuk? Şu an ben de inanın bilmiyorum. Yani Doğuş Oto'yu konuştuk, değil mi? Evet, Doğuş Oto'yu konuştuk. Tamam. Evet, Doğuş İzmir Oto'yu konuştuk. Demirçelik. Doğru. Şimdi ben demir çelik sektörü daha çok bu birkaç gündür toplantılarımda hep inşaat sektöründen yatırımcılarımızla ya da dostlarımla bir aradaydım. Demir çelik fiyatlarında çok ciddi bir baskı olduğunu, aşağı doğru geldim ve satışların biraz keyifsiz olduğunu söylüyorlar. Bunu bir köşeye yazayım. Hani bu akıllarda bu bir bulunsun. İki, ya evet, depremden sonra çok aşırı fiyatlandı ama o zaman söylediğimde bazı yatırımcılar hep attıkları mesajlarda şey yapmıştı. Burası böyle değil mi? İşte bunlar kokmayacak mı diye. Ya bu şirketler iş yapmıyor değildi. Hani bu şirketler zaten bantları çok doluydu. Depremden sonra da inanılmaz değişecek, kaderleri değişecek bir yapıya dönüşmüyor. Zaten sattıkları bir mal var. Daha da devam edecek bu hikaye gibi konuşuluyordu. O yüzden bilançosal bazda böyle bir hareket yok. Fiyatların da neredeyse %50 aşağıda olduğunu unutmayın. Bilançoların düzelmesi biraz uzun sürebilir. Genel sektör için söylüyorum. O yüzden 52 hedef verdiğim yer 52'ye geldiği zaman ben kendi adıma söyleyeyim artık yeter deyip hani şu an 35'lere kadar düşme nedeni bu. Orta uzun vade taşıyın deme nedenlerim de bu. Şirketler evet çok iyi şirketler ama kısa süreli için ben Kardemir hariç biraz dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Kardemir'de bence bu deprem hikayesinin en çok köpürtülebileceği kağıtlardan biri bulunduğu yerden kaynaklı. O yüzden ona bakıyorum. Şimdi İzmir Demir Çelik özeline bakarsak çok uzun süre 2 lirayla 3 lira arasına sıkıştığı bir dönem oldu bu kağıdın. Birçok yatırımcı 3'ün üstüne gitti, aşağı geldi. Bir bantla böyle hareket ederseniz nefis bir trade imkanı vardı ama onun haricinde herkesin tam böyle ümidini kaybettiği yerde çok sert 7'ye doğru bir hareketlilik gelmişti. Onun düzeltmesini yaptı. Tekrar bir hareket yapıyor. Şu anda da yeni bir hikaye yazmaya çalışıyor. Eğer burada dediğim gibi demir çelik hareketinde bir rally daha gelirse burası 6,5'un üzerinde bir kapanışla tekrar yukarıya doğru devam edebilir. Ben demir çelik tarafında bunun yerine kardemir taşımayı tercih ederim. Şimdilik hikayesi biraz o tarafında inişebileceğini düşünüyorum. Ha çok uzun vadeli temettü kağıdım olsun, köşede olsun derseniz o zaman da Ereğli'yi konuşmaya başlarız ama kısa vadeli hareketlerde eğer demir çelik taşımak istiyorsanız Peki. şimdilik kardemirde kalmakta yarar var. Konuştuğumuz hisseleri Ercan Bey sormuş. İzmir Demir Çelik konuştuk. Ahlatçı Gazı konuştuk. Ulusoy Elektrik konuştuk. Pegasus konuştuk. Galatavil konuştuk. Astor, Ülker, Miatek. Hemen bakıyorum başka konuştuğumuz var mı? Doğuş Oto var. Alarko var. Şimdi de iftara gidecek bir arkadaşımız varmış. Emlak konutu soruyor. Tırnaklarımı da kuzenim yaptı. Kendisi de çok güzel oldu demiş. Sen yaptığın için çok güzel oldu, evet. Güzel reklam. Şimdi ben ana hatlarıyla şöyle söyleyeyim. Emlak konut benim beklentilerimden çok uzak hareket ediyor, onu söyleyeyim. Portföylerde taşınmasını öneriyorum. Gayrimenkul sektörünün hala çok üzücü olduğunu düşünüyorum. Emlak da bunlardan biri. Düşen bir trend etkisinde yükselişten sonra düzeltiyor. Ama böyle kalacağını düşünmüyorum. Ben hala taşımamız gerektiğini düşünüyorum. Ben burada çift haneli bir rakama gideceğim. Yani biraz önce Kardemir nasıl deprem hikayesi bundan sonraki yeniden yapılanmayla köpürtülebilir diyorsan Emlak'ta da aynı hikaye olabilir. Emlak zaten bilançosal bazda kendi lehine çalışabilen ender şirketlerden biri. Yani ihale hep yani nalıncı keseri gibi hep kendilerine çalışıyorlar. Çok iyi bir iş modelleri var. O yüzden bunun değerlendirmesi de olabilir.
Ben Mart ayında bir hareket bekliyordum ama Mart ayında genelde endeks çok kötü geçti. Şimdi muhtemelen o Mart'ı biz Nisan'a öteledik gibi gözüküyor. Bunun nedeni de şu, ya piyasa belirsizliği sevmiyor. Hiçbirimiz belirsizlikten hoşlanmıyoruz. Aslında biraz onun hikayesi var. Aslında belirsizliği fiyatlayıp bunu kucaklaması lazımdı bence sektörün. Ya ben genel olarak hayata biraz daha felsefik bakmaya çalışıyorum ama hani orada Nietzsche'nin bir sözü vardı. Nietzsche şey diyor, aslında kesinliktir insanı deli eden belirsizlik bir sürprizdir getiriyor konuyu. Biz biraz belirsizlikleri yönetmeyi öğrenmemiz lazım. En azından piyasa için söylüyorum. O yüzden emlak konut bu düştüğü seviye 6 seviyesini korursa, özellikle 6 artık psikolojik bir destek, bu seviyeleri korursa yukarı yönlü toplanabilir. Elinizde yoksa almak için iyi fırsat. Elinizde varsa da ortalama yapabiliyorsanız buralar ortalama fırsatı. Yoksa da taşıyayım ben Peki orta uzun vade bu kağıttan arkadaşlar, hala Allah ömür kabul diyeyim. etsin hepinizin orucunu ama yani mümkün olduğunca sormaya çalışıyorum ama şimdi herkes işte iftara gidiyoruz, ezan okunuyor yazmış. Maalesef sırayla soruyorum ben o yüzden. Birleşim mühendislik var. Tamam bakalım orada. Şimdi bu da güzel yükseliş hareketinden sonra düzeltmesini yaptı. Şimdi bir haber akışı bekliyor. Nefis bir grafik. Yükselmek için her şey hazır. Bundan sonra da bir haber akışı ile birlikte gelecek. O haber akışı gelmeden alım yapmayın. Şimdi öncelikle onu söyleyeyim. Yani bu artık şeye deniliyor. Hani ben bunu köşede alayım, atayım. Bu haber gelirse tekrar bakarıza dönecek. Elinizde varsa da şurada yatay yaptığı zaten grafiği de çok net görüyorsunuzdur. Daha önce denediği 7.70'lerin altındaki kapanışlar tehlikeli. 7.70'lerin altında kapatmadan yavaş yavaş taşımaya devam edebilirsiniz. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ama 7.70'in altında bir kapanış olursa orada dikkat etmeye başlayın bu konuya. Dediğim gibi dinlenmiş artık haber akışında ya da kağıtta hacimde bir artış bekliyor. O yüzden hani böyle şey, bu taban hareketi nerede bozulur işte bir haber akışı, bir ekstra bir hareketlilik belki onlara bakarız. O ama elinizde varsa da 7.70'in Peki, altındaki az sonra kapanışlara konuşuldu bu dikkat edin arada derim ben. Hüseyin Bey. Arkadaşlar zaten bu yayınımız bizim YouTube'a da yükleniyor. O yüzden bugün kaçıranlar ya da ya zaten Instagram sayfasında ben yayın bittikten sonra bunu yüklüyorum. Eğer orada izleyemezseniz yarın YouTube'da zaten olacak. Alfas var. Tamam bakalım. Zaten biz şeyi çok seviyoruz. Böyle blok halinde kağıt konuşmayı Evet. seviyoruz. Sasa Hektaş Kontrol Matik. İşte Alfas Astor. Hani bu artık seriler hep böyle. Mutlaka yanında bir tane daha ekürüsü oluyor hareketlerin. Ben Alfas'ı Astor'dan bir tık ayrı tutuyorum. Astor'un şu anki ederi civarında alım önermiştim. Alfas bence ederinin altında. Bilançosu iyi. Büyüme potansiyeli daha yüksek. Daha küçük olduğu için daha çok o büyümesi etki edebilecek şirketlerden biri. O yüzden bence bu düzeltme hareketleri hala alım fırsatı. Ben şeyi söylemiştim sanıyorum bir yayında, senle yaptığımız bir yayında. Şey, ya şirketi çok beğensem de bu kadar dik yükselişten sonra mutlaka bir düzeltme gelecek. Hani ona dikkat edin diye söylüyorum. 400 seviyesinin üzerine attıktan sonra daha rahatlayacak. Bence aşağı seviyelerde de 300 çok önemli bir destek psikolojik olarak da buraya yaklaştıkça orta uzun vade için toplamaya devam edebilirsiniz. Esas alınması gereken seviye tabii ki 250 ile 180 arasındaki bu hareketlilikti. Bunun üzerine koydu. Biraz düzelsin. 300'ü de özellikle taban alabiliyorsa oradan tekrar alım konuşabiliriz. Ben orta özellikle de uzun vadede bu kağıttan ümitliyim. Ama kısa vadede bir taban hareketini yapsın. Öyle alalım. Elinizde ne Bu varsa arada bence şu an taşımaya bana devam kalp etsin. gönderiyor. Muhtemelen bana değil yani. Benim kız kardeşim yayında şu anda. Bizden de kalp ona. Aselsan var. Şimdi Aselsan benim şiddetle portföylerde olsun diyeceğim kağıtlardan biri. Aselsan beni yanılttı. Ben 2022 sonunda kağıtla ilişkime bir miktar askıya alıyorum demiştim ki arka arka getirdiği kap haberleriyle birlikte tekrar potansiyel listeme girdi. 52 seviyesini koruduğu sürece, çünkü çok iyi bir taban yaptı. O hani biraz önce anlatmıştım ya, Birleşim Mühendisliği'nde yatayı bağlamış, haberini bekliyor. İşte Aselsan da aynı. Yatayı yapmış, desteğini bulmuş, haber bekliyor ve haber dedikodusu var. Yani her an bir bedelsiz açıklayabilir, her an bir halka arz açıklayabilir diye böyle bir hareketlilik beklentisi var şu an net olarak. O yüzden 52 seviyesini koruduğu sürece Aselsan tarafında alım öneriyorum. O yüzden portföylerinizde olsun derim. Eğer haber akışıyla da desteklenirse kısa sürede bir 70 denemesi gelebilir. Orada tekrar bir durum değerlendirmesi yaparız. Tam böyle şey, hazırlığını yaptı.
Yükselecek. Elinizde Peki, yoksa bence Akbank alın var. atın köşeye. Akbank benim en beğendiğim banka. Hemen öncelikle onu söyleyeyim. Bir kere maliyet yönetimini çok iyi yapıyorlar. Yakından tanıyorum. Uzun süre Akbank'ın yatırım kısmında çalışmıştım. İyi tanıdığım yapılardan biridir de. Maliyet yönetimini çok iyi yapıyorlar. Baktığınız zaman da inanılmaz ucuz. Sektörel olarak da baktığınız zaman zaten genel sektör olarak da ucuz. Ben banka mutlaka taşıyın diyorum. Eğer bankalara karşı bir hassasiyetiniz yoksa. Ve bunlardan da ilk tercihim benim Akbank. Nefis de bir grafik oluşturdu. O endekste beklediğim ters omuz boş omuz Akbank'ta da var. Ben buradan sonra artık 20'lerin üzerine doğru orta vadede hareketler bekleyeceğim. O yüzden elinizde Akbank olsun derim. Bir daha bu kadar ucuz bence banka bulmamamız lazım zaten. Bunlar biraz abartı oldu. Tabii ki süreç içerisinde belirsizliklerden kaynaklı çok sert fiyatlandı bankalar ama Akbank özelinde de söyleyeyim, bankacılık özelinde de söyleyeyim. Özel sektör banka elinizde olsun. Bence bu hikayeler artık sonuna geldi. Bankacılık yukarıya gitmesi mecbur Can olan yavaş. sektörlerden biri. Şimdi Çan şöyleydi. 4 tane enerji kağıdını biz aynı hafta halka arz ettik. Bu halka arz furyasının başlangıçlarında ya da başlangıcından hemen pardon başlamış biraz ivmesini kaybederken 4 halka arz birden geldi. Ve artık doymuştu biraz piyasa ve 4 halka arzın aynı haftaya gelmesi biraz da yordu piyasayı. Bu kağıtlar Çan, Galata Wind, BION ve Aydem'di. Şimdi bu kağıtlardan bir tanesi açıldığı gibi neredeyse %50 aşağı geldi. İşte bir tanesi bambaşka hareket etti. Çan bunların içerisinde gerçekten nefis bir yükseliş hikayesi yazan ve en ihtimal verilmeyen kağıttı. Halka arzları içerisinde. Öncelikle bir genel bilgiyi vereyim. Şimdi içerisine baktığınız zaman aslında iş modeli olarak en göz ardı edilebilen hareketler hani kağıtlardan biri ve bunun üzerinde özellikle 3.80 ile 4.20 arasında ciddi bir taban yaptıktan sonra çok güzel bir yükseliş hareketiyle yüzlerin üzerine doğru geldi. Benim için kağıt 40'tan sonra artık çok spekülatif oldu. Yani ben 40 seviyesinden sonra artık bu kağıtta ilişki kestim diyebilirim. Hala aynı kanaatteyim. Bence uzak durmak lazım. Yani bu belli kağıdın belli ederleri var, şirketin ederi var. Ya baktığınız zaman termik santral kağıdı. Bilanço olarak da çok ekstra bir şey yapacak bir durum yok. O yüzden ben daha böyle hikayesi olabilecek, büyüme hikayesi olabilecek kağıtlara yönelmenizi öneriyorum. Şimdi hani biraz uzak durmakta yarar olacağını düşündüğüm kağıtlardan biri. Bir teknik oluştursun, bir taban olsun. Çok sert yukarıya gitti, çok sert aşağı geliyor. Biraz daha uzak duralım diye Her hafta söyleyebilirim hangisini bu kağıt için. soruyorsunuz demiş. İsmini okuyamıyorum beyefendinin. MRG'ye oyu sormuş. Tamam bakalım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Cuma günü zaten 21'de Info Yatırım YouTube kanalında biliyorsunuz Sertaç'la her cuma yayınımız var. Burada da muhtemelen şu anda 20 hisse falan konuştuk. Burada konuşulan hisseleri arkadaşlar cuma günü sormayacağım. Biliyorum o yayına geleceğinizi. Orada çünkü minimum biz bir 35 hisse falan konuşuyoruz. Lütfen aynı hisseleri orada sormayın. Şimdi bence Mart'ı bir destek çabası içerisinde öncelikle onu söyleyeyim. Bu destek çabası içerisinde kaldığı sürece ben bu kağıttan bir miktar uzak duruyorum. 4'ün altındaki kapanışlar sıkıntılı. Bugün bir reaksiyon yapıyor ama birkaç gün daha burada kalırsa o destek bir tık daha alttan gelebilir. Burada mutlaka 5 üzerinde bir kapanış ya da önce taban yapması lazım. O yüzden elinizde yoksa biraz Peki. daha izleyelim bu kağıdı derim ben. Menderes var. Bu arada o Sertaç'ın Tamam bakalım. beğendiği hisseleri ya da büyümesini beklediği hisseleri Cuma günü soracağım. O yüzden Cuma günkü yayını bekliyorum herkesin. Menderes sert bir yükseliş düzeltmeyi de tamamlayıp tekrar bir ivmelenmiş yukarıya doğru. Ya dönem dönem inanılmaz hareket eden kağıtlardan biri. Ya burada tabii ana hikaye artık psikolojik seviye. Onun üzerinde net bir kapanış. Daha önce onun üzerine çok sert atıp çok kısa sürede 11'lere gidip tutunamamıştı. Burada onun üzerinde yatayda bir hareket olması lazım. Yani bir süre burada dinlenmesi lazım. Hem psikolojik olarak bence çok kritik hem de tekniği biraz düzelterek devam edebilir. Burada biraz önce bahsettiğim ters omuz baş omuzun güzel çalışmış bir hali var. Hani teknik bakan arkadaşlar günlükte bir görebilir bunu. Ama onun üzerinde net bir kapanış yaparsa bu hikaye biraz daha buralarda duracak. Son süreçlerde çünkü şunu görüyorum. Hani Menderes'le ilgili haberler dolanıyor. Bir üstüne koyabileceği dönemler geliyor. Bunu teknikle de desteklemiş gibi gözüküyor. Ben portföyümde tutar mıyım? Ya başka kağıtlar var. Şimdilik öyle bakarım ama grafiği bu kadar iyi, bu kadar dedikodusu varken
Eğer elinizde varsa 10 liranın da üzerine kapanırsa Peki. taşımaya Gesam devam var. edebilirsiniz. Gesam benim çok beğendiğim kağıtlardan biri. Şey hiç unutmuyorum, 27 liralardan falan yatırımcılara öneriyordum. Sonra 17 liraya düşmüştü. Bir özel durumu olmuştu kağıdım. 17'lerden de çok önermeye devam ettim. Çünkü şirketin dinamikleri çok iyi. İşte o biraz önce Alfas için söylediğim şey o zaman Gesan için geçerliydi. Yani şirket büyüyecek mi, üzerine koyacak mı, devam edecek mi, bunu öngörmek çok önemli. Bence Gesan o şirketlerden biriydi. Ben Gesan'da şunu görüyorum. 250'nin altında alım fırsatı, 300'e eğer yaklaştığında çok güzel satım fırsatı veriyor. Hala o bant hareketi devam ediyor. Bence gene de bu şirketi nedir? 300'ün üzerinde olması lazım. Muhtemelen bu halka arz hareketiyle birlikte görecek. Kısa vadede 225'in altında kapatmadan aşağı doğru her girişe alış fırsatı değerlendirip hani kısa vade trade öneriyorum. 300'e yaklaştıkça satabilir yatırımcımız. Orta uzun vadede 300'ün üzerinde 300-350 arasına bir hareketlilik bekliyorum ama dediğim gibi birçok kağıt var. Hani bu maç sizi kesmiyorsa kısa vadeli trade'e çevirin. 200-250'ye doğru yaklaştıkça alıp 300'e Peki, yaklaştıkça satın satılabilir. aralıkları var. Son bir iki hisse daha bakalım. Sonra bitirelim yavaş yavaş yayınımızı. Tabii, benim için sorun yok. Hiç sorun yok. Şimdi Türk Hava Yolları bence zaten 150'ye gitmemeliydi. 120'lerde dinlenmeliydi. Hikaye biraz daha önden fiyatlanarak gitti. Şimdi çok agresif büyüyen bir sektör, çok agresif büyüyen bir şirketten bahsediyoruz. Rakamlarını düzeltti. Arada pandemide o kadar büyük baskı görmüşlerdi ki o baskıyı da bir miktar dışarıya çıkarttılar diye düşünüyorum. Bundan sonra da bence iyi gidecek. Bu seviyeler Türk Hava Yolları için alınması gereken seviyeler. Dinlendiği, artık yukarıya dönmesi gerektiği seviyeler. Bakmayın üzerinde baskı olduğunu. Bu şirketlerin ederinin bence 175-185 arasında olması gerektiğini düşünüyorum Türk Hava Yolları'nın. Orta uzun vade taşıyorsanız gönlünüz rahat olsun. Bence bu seviyeler Türk Hava Yolları için alınması için iyi seviyeler. Elinizde de varsa taşımaya devam edin. Yoksa da Peki, nereye buralardan bence gider? alın biraz. Şimdi güzel kağıt. Ya Ereğli şöyle. Benim için hikaye 52'de kısa vade için bitti. Ederi öyleydi. Oraya geldi. Düzeltmesini yaptı. Uzun vade taşıyacaksanız Ereğli zaten bu sene temettü dağıtmamasının da hikayesinden kaynaklı söylüyorum. Adam yatırım yapmak için temettü dağıtmadı. Yani yeni bir cevher maden buldu. Bunu işlemek için yaptı. Üstüne koya koya devam edecek şirketlerden biri. Bir sektör olarak sıkıntılı. İki, bilançolar hala düzeltme sinyali vermiyor. Ereğli Kardemir'de o beklediğim kısa vadeli reaksiyonu göstermeyebilir. Fakat orta uzun vade için, özellikle de uzun vade için Ereğli buralar ucuz. Hani köşelerde ufak ufak toplamaya başlayabileceğiniz seviyelerden biri. O yüzden de uzun vade düşünüyorsanız Ereğli okey. Kısa vade düşünüyorsanız Peki, bence bir de Kardemir Tüpraş'a tarafında kalın. bakalım. Yavaş yavaş bitirelim. Şimdi TUKAŞ gerçekten hani böyle ilmek ilmek işlenen kağıtlardan biri oldu. Benim hayatıma girdiğinde son yükselişte 8-8.40 arasındaydı. Sonra 6.80'lere kadar düştü. Ondan sonra da çok sert bir hareketle 15 liraya gelip bölünüp sonra tekrar da 25'lere doğru bir hareket yaptı. Ya şirketin dinamikleri tabii hani biraz böyle şey gibi olacak ama domates fiyatlarına bağlı olduğu için domates fiyatlarındaki hareketlilik de şirkete inanılmaz yazdı. Bunun içerisinde de iyi yönetildi. Tahtada da çok güzel bir hareketlilik yakalandıktan sonra Tukaş üzerine koyarak güzel bir hareket ivmesi de yakalayarak devam ettik. Bundan sonra ben zaten konuşacağımız sektörlerinden birinin mutlaka gıda, tarım bunlar olacağını düşünüyorum. Fakat bir yerde teknik olarak artık bir dinlenmesi lazımdı. Bence hala o tabanı arıyor bu kağıt. Yani o tabanı aldıktan sonraki hareketlerde tekrar bakmak lazım. Yani harekete bakarsanız bundan önceki hareketi nefis bir omuz baş omuzdan sonra o hareketi çalıştırdı. Şimdi onun etkisi devam ediyor. Bir taban yapsın. Tekrar yukarı yönlü hareketlerde bakarız. Belki bu süreç içerisinde gene bir hani fiyatlarda bir hareketlilik olur. Şirkete pozitif yazabilecek bir şey olur. Gene onlar üzerinden konuşuruz. Ama şimdilik bu kadar sert hareket, hala omuz baş omuz etkisinin devam etmesi, henüz bir taban oluşturmaması, belki 15 üzerinde bir durulabilirse iyi olabilir. Şimdilik beni biraz uzak tutuyor. Ondan sonraki harekette orta uzun vade için hala radarımda. Yani nerelerden alırıma bakacağım ama hani almak için şimdilik hamle Peki son yapmıyorum. istedim Biraz ama izlemeye Vesve'yi devam çok ediyorum. gördüm. Vesve'yi de sorayım. Arkadaşlar info ve grup şirketleri yorumlayamıyoruz bu arada. Yayını da evet kaydediyorum. Yarın da yayın YouTube'da olacak. Sonrasında Instagram'dan da izleyebilirsiniz. Bugün bittikten sonra. Ben Vespa için genelde yayınlarda hep aynı şeyi söylüyorum. Ben sektör olarak da biraz
sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Hala beyaz eşyanın ilk çeyrek iyi geçmesine rağmen rakamlar iyi geliyor. Ama bence biraz pahalılardı. Bunun düzeltmesi hala devam ediyor. Zaten 13-12 arasındaki destek bandı da tutmadı. O bandı aşağı doğru devam ettirdi. Ben henüz Vespe'de alım öneremem. Beyaz eşya sektöründe de bir şey almak isterseniz Arçelik'i öneririm. Ben Arçelik taşımak yerine de Koç Holding taşımayı öneriyorum. Yani bir miktar daha uzakta durduğum kağıtlardan biri. Henüz o teknik desteği de vermedi. O yüzden benim alım için önermeyeceğim, diğer sektörlere biraz kaymanızı önereceğim denklemlerden biri. Dediğim gibi illa beyaz eşya taşımak istiyorsanız, hani bu sektörde durmak istiyorsanız Arçelik bir tık daha iyi gözüküyor. Zaten hani yukarıya çok sert gitti. Bilanço etkisiyle tekrar düzeltmesini yaptı. Taban yapıp biraz daha dönebilir. Ben totalde bu sektörden bir tık uzak Peki. durup Duran holding Bey, peki taşımayı tercih sorduğunuz ediyorum. soruyu Cuma günü akşam 21'de Info Yatırım'ın YouTube kanalında olursanız canlı yayında yayın sonunda ben Sertaç'a soracağım. Zaten yayınımızı takip edenler bilir benim yayın sonunda hangi soruyu soracağım. Sertaç çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Arkadaşlarım her zaman gibi seninle alakalı çok güzel şeyler yazdılar. Çok keyifliydi seninle yayın yapmak her zaman olduğu gibi.